Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'nin yepyeni amiral gemisi P40 Pro'ya yakından bakıyoruz. Bildiğiniz gibi Huawei de P40 ailesinde de Huawei ile Google arasındaki muhabbetlerden dolayı Google uygulamalarından yoksunuz. Ancak ben P40 Pro'da meseleye kameralardan giriş yapmak istiyorum çünkü iddialı kameraları var. Öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar, DxOMark üzerinde P40 Pro şu an en üst sırada. Yani DxOMark'a göre en iyi fotoğraf çeken telefon bu. Peki bize bu kameralar neler sunuyor? Leica ile işbirliğini devam ettiren Huawei'nin ana kamerası 50 megapiksel çözünürlükte. Günümüzde artık birçok akıllı telefon ondan alıştık. Tam olarak 50 megapikseli bize vermiyor. İstersek veriyor. Ancak normal sonuçlar 12.5 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir kameramız alıştığımız ultra geniş açılı lensimiz. 40 megapiksellik bir sensörü var bu kameramızın ve çıktığı 10 megapiksel olarak bizlere gösteriyor. Ultra geniş açılı lensimiz f1.8 diyafram değerine sahip. Direkt olarak çekim yapabildiğimiz bir diğer kameramız da periskop lensimiz arkadaşlar. Aslında buna da yavaştan alışmaya başladık. 12 megapiksel değerinde bu lensimizde 5 kat optik, 10 kat da hibrit yakınlaştırma özelliği mevcut. Dijital olarak da 50 kata kadar çıkabiliyor yakınlaştırma özelliği, ancak zaten 50 kata çıktığımız zaman görüntüler böyle iyice kötüleşmeye başlıyor diyebiliriz. Çok fazla kullanılacak bir özellik değil. Bana kalırsa P40 Pro oldukça etkileyici bir kamera performansı sunuyor. Bütün kameralarını hep beraber konuşacak olursak. İlk kullanmaya başladığından beri de çektiğim fotoğraflarda bunu çok net bir şekilde hissettirdi. Özellikle dijital zoom'a geçmezseniz optik zoom tarafında bence iyi işler başarıyor. Renkler oldukça düzgün, çok nadir de olsa suratları böyle bazen olduğundan biraz daha sarı gösteriyor. Ayrıca otomatik netleme konusunda da oldukça hızlı bir cihaz. Böyle çekmek istediğiniz yere dokunun, orayı tak diye anında netleyebiliyor. Gece modu da oldukça iyi işler çıkartıyor, ancak karanlık ortamlarda çok fazla zoom yapma meselesine girmeyin. Video tarafından da çok az bahsetmek istiyorum. P40 Pro'da hem ana kameramızda hem de ultra geniş açılı lensimizde 4K çekimler yapabiliyoruz. Ama 4K'yı 60 karede yapabiliyoruz. 30 karede değil, bunu hatırlatalım. Telefoto lensimizde hem 1080p'de hem de 4K çözünürlükte 30 fps ile sınırlandırılmış. Bunun yanında tabii ki de bokeh video, yani arka planın bulanık olduğu videolar ve 7680p gibi ağır çekim modları da yerinde duruyor telefonda. Ki 7680p ile oldukça eğlenceli güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Çözünürlüğünün 720p'de kaldığını söyleyelim ama fark etmiyor, benim çok sevdiğim bir özellik. Selfie kameramızdan da biraz bahsedelim. 32 megapiksel değerinde ve f2.2 diyaframa sahip. Tabii ana kameramız bundan ibaret değil. Onun hemen yanında hem yüz tanımaya yardımcı olan hem de selfie'lerdeki alan derinliğini hesaplayan bir tane derinlik sensörü de bunun yanında mevcut. Genel olarak kamera konusunda şöyle kapatabiliriz arkadaşlar. En iyisi mi tartışılır, ancak bu tabii ki de kişiden kişiye göre değişebilecek bir mesele. Ama şunu söyleyebilirim, kesinlikle günümüzde alabileceğiniz en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi P40 Pro'nun mikrofonlarından dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin birazcık da tasarımdan bahsedelim. Telefon elime geçtiği zaman ilk dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi kavisli bir ekran olması ve biraz daha yuvarlak hatlı bir telefon olması. Alüminyum çerçeve ekranın alt ve üst kısımlarında şöyle biraz yukarıya doğru geliyor arkadaşlar. Bu da muhtemelen düşürmelere karşı bir mukavemet sağlaması açısından yapılmış. Telefon şöyle çapraz düştüğünde direkt ekranla değil de bu alüminyum çerçeveyle buluşuyor zemin. 1200x2640 çözünürlüğü bulunan bu OLED ekranımız 90 Hz'lik bir tazeleme hızıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Yine bu 6.58 inçlik ekranımıza gömülü bir parmak izi okuyucusu mevcut. Parmak izi okuyucusu bir önceki modele göre hızlandırıldığı söyleniyor. Gerçekten de gayet stabil, seri bir şekilde çalıştığını belirtebilir. Arka tarafta ciddi bir kamera çıkıntısı bizlere el sallıyor. Günümüz koşullarında iyi kamera eşittir çıkıntılı kamera anlamına gelmeye başladı diyebiliriz aslında. Tabii ki de böyle çıkıntı olduğu zaman da masaya koyduğumuzda telefonda şöyle sallanma kaçınılmaz. Yine telefondaki 3 mikrofondan bir tanesi bu kamera çıkıntısında yer almakta. Bu arada IP68 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı da dayanıklı olduğunu söyleyelim. Şimdi tasarıma da genel hatlarıyla baktığımıza göre şu uygulama yüklenir mi yüklenmez mi meselesine biraz daha değinelim. Öncelikle telefonu alıyoruz. Android telefonları aldığımız zaman direkt içinde Google Play Store geliyor arkadaşlar. Bu telefonda öyle alıştığımız herhangi bir market yok. Ha, bu telefonun içinde hiç mi market yok? Var arkadaşlar. Aldığınız zaman yüklü olarak Huawei'nin kendi marketi Huawei App Gallery diye geçen bir market yer alıyor ve şu anda dünyanın en büyük 3. marketi olduğu söyleniyor ki bunun üzerine de ciddi yatırımlar yapıyor.
geliyor Huawei. Bunun yanında ülkemizdeki yerel uygulamaların, işte banka uygulamaları, yemekle alakalı uygulamalar vesaire gibi şeyler de bu App Gallery'ye eklenmeye başlıyor arkadaşlar, ki eklenmeye de devam edeceği söyleniyor. Mesela WhatsApp, Facebook gibi uygulamalar markette olmamasına rağmen direkt kendi siteleri üzerinden telefona indirebiliyorsun. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz, eski bir Android cihazınız vardır, buna geçeceksinizdir. Firmanın geliştirdiği Phone Clone diye bir uygulama var. İki telefona da onu kurarak direkt birbirine uygulamaları, fotoğrafları, her şeyi direkt geçirebiliyorsunuz. Tabii yine illaki Huawei App Gallery kullanmak zorunda değilsiniz. Başka uygulama, üçüncü parti uygulama marketleri var. Onlardan da istediğiniz uygulamaları telefona indirebiliyorsunuz, Google'ın uygulamaları hariç. Peki bunlara nasıl gireceğiz? Mesela diyelim YouTube'a girmek istiyorsunuz. Ben Opera'nın browser'ını indirdim. Opera browser'a giriyoruz. www.youtube.com yazıyoruz ve YouTube'a o şekilde giriyoruz arkadaşlar. Yani YouTube gibi yerlere tarayıcı üzerinden girmemiz gerekiyor. Şöyle bir dezavantajını gördüm kullandığım süre boyunca. Belki de ben bulamadım. YouTube'da herhangi bir videoyu açıyorsunuz, tam ekran yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak hani bu akıllı telefonlarımızda şöyle iki parmakla zoom yaptığımız zaman video tam ekrana sığıyor ya. Bunda öyle bir şey yapamadım. Ve şimdi gelin inceden donanıma giriş yapalım. Huawei P40 Pro'da da yine kendi alt firmalarından birisi olan HiSilicon üretmiş olduğu Kirin 990 işlemci bulunuyor. Tabii bu işlemcinin 5G destekli olduğunu da söyleyelim. 8 çekirdekli olan bu işlemcimizi bir kıyas yapmak gerekirse aslında Samsung S20'lerde kullanılan Exynos 990'a denk bir işlemci desek yanlış olmaz. GPU tarafında da yine günümüzün en güçlü GPU'larından birisi olan Mali G76'dan gücünü alıyor. Huawei bildiğiniz gibi son yıllarda yapay zeka işlemcileri üzerine epey bir yoğunlaştı arkadaşlar. Kirin 990'da da 3 çekirdek olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka işlemcileri bildiğiniz gibi CPU ve GPU'ya böyle görsel işleme olaylarında yardımcı oluyor ve daha hızlı sonuçlar almasını sağlıyor. Yani hem işlemcimize hem grafik kartımıza ekstra bir destek oluyor. Dahili olarak 256 GB'lık bir depolaması içinde mevcut. Bunun yanında 8 GB'da bir RAM'i var. Şimdi gelin telefonla bir 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım arkadaşlar. Hem de pil ne kadar gidiyor onu görmüş olalım. P40 Pro 4200 mAh'lık bir pille birlikte geliyor ve Huawei'nin 40 Watt'lık süper şarjını destekliyor. Tabii bu adaptörün kutu içerisinden çıktığını hatırlatalım. Ne kadar da doldurun derseniz de yarım saatte yaklaşık %70 seviyelerine ulaştırıyor sizleri. Ayrıca 27 Watt kablosuz şarj desteğini de sunduğunu hatırlatalım. Tabii yine kablosuz şarj olan başka cihazları tersine şarj edebilirsiniz. Yani yanınızda kablosuz şarj destekleyen bir kulaklık vardır. Onu rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz P40 Pro ile birlikte. Bu sefer PUBG oynamadık. Huawei'nin kendi mağazasından indirdiğimiz Asphalt 9'u test etmek istedik. Arkadaşlar şarjımız %90'dan sadece %3'lük bir düşüş yaşadı. Yani %87'ye geriledi. Gayet iyi bir değer diyebiliriz. Zaten beklediğimizde bu tarz bir düşmeydi. Sıra geldi son sözlere. Son sözlerde de her zaman ilk söylediğimiz şey fiyat arkadaşlar. Telefonun şu an 11.999 TL'lik bir satış fiyatı var. Yanına 1 lira daha koyarsanız 12.000 TL'ye. Yanında bir de FreeBuds 3 veriyorlar. 1 liraya gelmiş oluyor FreeBuds 3 kulaklık. YouTube'a tarayıcıdan girmek, 3. parti marketlerden uygulamaları telefona indirmek vesaire gibi bir derdiniz yoksa arkadaşlar, bunlar sizin için sorun teşkil etmeyecekse ya da en önemlisi 12.000 TL ile ilgili bir derdiniz yoksa, telefon amiral gemisi cihazlar içinde alınabilir cihazlardan bir tanesi. Özellikle gerçekten çok güzel bir kameraya sahip olduğunu belirtelim. Ancak sizin görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi bize anlatın. Ya da ürünle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti vardır, onu da mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Abi şu uygulama yükleniyor mu vesaire gibi sorularınız varsa oradan da bizlere iletebilirsiniz. Bir de son olarak videomuzu şurada bulunan beğen butonundan beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.